Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihat edenin yaptıkları gibi mi saydınız? Mesela ben diyor su dağıtıyorum diyor. Evet. Benim görevim bu diyor. Siz de cihat edin diyor. Allah bir değildir diyor. Değil inşallah. Yani böyle bir oyun oynuyor ama kendince Allah ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bunlar Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez diyor. Allah zulüm olarak görüyor bunu. Tövbe suresi 19. Evet. Hocam sizin hayatınız zaten çok güzel bir örnek. Siz defaatle anlattınız ama bu ilk defa gelip İstanbul'a faaliyetlerinize başladığınızda gencecik bir yaştasınız. Direkt komünistlerin arasına giriyorsunuz. Ölümle tehdit ediyorlar sizi. Zaten hemen akabinde 6 sene sonra Hülce hapsi, akıl hastanesi başlıyor hocam ondan sonra inşallah. Ve 30 senedir bu şekilde devam ediyor. Hiç durmaksızın, ara vermeksizin maşallah. Siz demiştiniz orada ben dur önce mimar olayım, dur önce evleneyim, önce bir ailem olsun, para kazanayım, kariyer yapayım, ondan sonra yaparım diye. Bunun ne kadar samimiyetsiz olduğunu düşündüm demiştiniz hocam inşallah. Ya kardeşim bir kere komünistin olduğu bir okul. İnsan ne der? Ya der bir kere bura çok sakat ya ben buraya hiç gitmeyeyim der. Veyahut gitse bile yani o kafayla düşünen için diyorum böyle hani samimiyetsizler için kastedilen. Veyahut ben Müslümanlığımı tamamen gizleyeyim, kafir gibi davranayım der. Evet. Değil mi? Ne tebliğ yapayım, ne Kur'an'dan bahsedeyim, ne İslam'dan bahsedeyim, çıtımı çıkartmayayım, okulda mezun oluncaya kadar kendimi hissettirmeyeyim diyebilir. Ki zaten genelde birçok kişinin yaptığı bu. İdi o zamanlar evet. O şekildeydi. Ben böyle bir şeyin çok kötü olduğunu düşündüm. Maşallah. Çok yanlış olduğunu düşündüm. Maşallah. Öldüreceklerse şehit olurum dedim. Yani öldürmek, adama şehit etmeye niyet edildi. Oluruz. Çok güzel. Maşallah. Evde saklanmanın çok çok kötü ve aşağılayıcı bir hareket olduğunu düşündüm. Baktım evlensem yani %70-80 vaktim oraya gidecek. Bu da olmaz dedim. %70-80 vaktimi veremem çünkü ben bayağı iyi tebliğ yapabilen bir insanım. Niye vaktimi ayırayım dedim. Maşallah. Değil mi? Evet. Mesela paralarım. O zamanlar fazla da paramız yoktu işte. Okul, kredi alıyorduk. Kredi evet. Yurtları kurumundan. Kredi oluyordu. Evden aldığım, ailemden aldığım paralar vardı. Mesela kıyafet için para veriyordu annem. Götürüp kitaba yatırıyordum. Dağıtıyordum. Ücretsiz dağıtıyordum kitapları. Maşallah. Hatta pantolonun paçaları delindi benim pantolonum. Ben içini uhuyla içeriden yapıştırdım. Yama yaptım. Yine gidip kıyafet almadım. Maşallah. Çünkü düşünüyorum bir türlü içime sinmiyor. Şimdi kıyafete versem dünyanın kitabını kaybetmiş olacağız. Acil de, faaliyet de acil. Çünkü okul hep komünistlerin kontrolünde. Bir an önce Darwinizm, materyalizm yenilmesi lazım. Ateist düşüncenin yok edilmesi gerekiyor. Şimdi okula derse giriyorum, vakit geçiyor yani. Mesela 7-8 saatimi alacak. Ben akşama kadar tebliğine vakit geçiriyordum. Maşallah. Sonra da maket dersi oluyordu bizim. Maket dersine giriyordum. Hocalar acayip şaşırıyorlardı. Arkadaşların akşama kadar yaptıkları maketi ben mesela en fazla bir saatin içinde bitiriyordum. Maşallah. Onlar saat 8.30'da başlıyorlardı. Akşam 5'e, 5.30'a kadar ancak bitiriyorlardı. Ben tam bir saatin içinde bitiriyordum. Bir saat falan. Yani onu iyi ayarlıyordum vakti. Hep tebliğle vakit geçiriyordum, anlatıyordum. Hatta hocalar acayip şaşırıyorlardı. Yani birçoğu yaşıyor hocalar, bilirler yani. Evet, maşallah. Tanıyorlar yani birçoğu. Yani isim tek tek saymayayım da bilir evet. Hepsi. Doğrudan Allah'a teksif olmuş bir tavır içindeydim. Yani paramı, imkanı. Mesela benim halamdan bana ev hissesi kalmıştı. Evde. Yani bir hayli büyük yani. Bir değerliydi o zamanlar. Yani şu anın yaklaşık 140 milyarı. Yani şu İnşallah. Bu devrin 140 milyarı. Olduğu gibi kitap harcamaya, kitaplara ücretsiz kitap dağıtmaya harcadım o devirde. Maşallah. Yani sırf faaliyetlere harcadım. Paramın hepsi bitti yani. Tamamını harcamıştım. Maşallah. Arkadaşlarım da bir lira kesmediler yani. El elinde baş başta böyle kaldık yani. İftiharla yani. Maşallah. Yani şimdi ben oturup ona ev alsam, bir şey yapayım. Yani bundan nasıl bir mantık olabilir yani? Değil mi? Yani evet. Geleceğimi düşüneceğim diyeceğim. Yani bu yani Allah her an benim canımı alabilir. Yani o evde beni
Yani değil mi? Nasıl gönül huzuru içerisinde ben oturayım, ortalık cayır cayır yanarken, dinsizlik bu kadar yaygınken, ateizm yaygınken, okulda mesela rezalet bir ortam vardı yani. Çok zordu. Evet. İnşallah. Yani o fikir açısından tabii diyorum. Allah bu gayretlerimizi sonunda neticelendirdi. Ama ben mesela akıl hastanesine de soktular. Hapiste edildim. Ya defalarca gözaltına alındım. Polis nefes aldırmıyordu bana o zaman. Evet. Hafta 8, gün 9 eve polis gelir falan. Ben asla ne yılgınlık duydum. Mesela annem çok çekiniyordu polislerin gelmesine falan. Hiç kesinlikle annemin üzülmesi de beni etkilemiyordu. Evet. Yani ondan dolayı vazgeçmem ben. Annem üzülüyordu. Ben öyle hani tatlı su balığı değilim ben. Estağfurullah. İnşallah yani öyle şey olmaz. Falanca üzülüyor. O da beni ilgilendirmez. Yok kariyerim gidiyor. O da beni ilgilendirmez. Maşallah. Benim buradaki amacım sadece Allah'ın rızası. O zamanlar akıl almaz laflar ediyorlardı böyle. İşte ne gerek böyle tehlikeli işlere giriyorsun, sana mı kaldı, işte devletin Diyanet İşleri Kurumu var, o ilgilenir, sana ne, sen eğitim almamış adamsın, dini eğitim de almadın, senin üstüne vazife, değil mi, cami hocaları yapar bu tebliği, senin yapacağın iş mi? Evet. Yani akla hayali gelmedik sözler. Evet, akıl hastanesine girdik, bir sefer de akıl hastanesinin olmadığımı ispatla uğraştım. Rapor gösteriyoruz insanlara. Diyoruz ya ben deli değilim. Alın raporum vardı. Evet. Yani o evinde böyle keyifli oturan tiplere, bazı kişileri kastediyorum. Sakalı göbeğinde adamlara. Bunları anlatmakla uğraşıyorduk. Mesela ben kokain kullanmadım değil, senelerce uğraştım onları anlatıncaya kadar. Evet. Adam diyor ki ya diyor olabilir diyor, sıkılmış içmiştirsin diyor. Bak inanmış adam yani. Değil mi? Bu iftiradır demiyor adam. Evet. Sıkılmış içmiş olabilirsin diyor. Onlara da mesela o adli tıp raporlarını gösterdik. Mahkeme kararlarını gösterdik. Mahkemede nasıl beraat ettiğimi gösterdim. Ve uzun uzun uğraşarak onu anlatabildik. Mesela Ebru Şimşek olayında da. Evet. Adam çünkü risk içinde yaşamadığı için, yani riske de girmediği için zaten o tip olaylarla zaten karşılaşmıyor. Karşılaşanın da konumunu hayretle karşılayıp bir de onun dedikodusunu yapıyor. Evet. Yani adam ya bir yandan hem geğirerek pilavını yiyor, hoşafını falan yiyor. Bir yandan televizyon görüyor musun hanım diyor ya diyor nereye yapmış adam ya diyor. Evet. Şimdi bir de onlarla uğraşmamız gerekiyor. İşte Ebru Şimşek olayını anlatınca alnımızın derisi çatladı. Ya kardeşim dedik bak bizim bulunduğumuz evde kolon yok aşağı doğru. Evet. Değil mi? Evet. Kiriş yok. Tavan, evet. Evet, kirişler yok. Asmolen tavan dedik biz, dümdüz tava. Ve ben ikisini mahkemede insanlara gösterttim dedim. Anlattım yani hakimlere gösterttik. Ve orada ayrıca bakın mahkeme kendisi o sistemi kurması gerekirken biz götürdük sistemi kurduk. Yani evet. Bak beladan kurtulmak için bizim uğraştığımız olaylara bak yani. Evet. Değil mi? Evet. Götürdük iki tane televizyon sistemi kurduk. Bilirkişiyi biz getirdik. Evin video filmi alındı. Yani noter huzurunda. O bayanın evinin filmi de geldi. İkisini karşılaştırdık. Dedik bakın benim bulunduğum evde tavan dümdüz, asmolen tavan. Ve kirişler aşağı sarkmıyor. Böyle bir şey yok. Bu evde kirişler aşağı sarkıyor. Bir kişi dedi ki bu ev tamamen yıkılmadıktan sonra ve yeniden yapılmadıktan sonra böyle bir şey olmaz. Evet. Bu evden bu ev farklı dedi. Ayrıca tapudan da evin planını götürdük. O evin planıyla karşılaştırdılar. Uzaktan yakından alakası yok. Yapı planını gösterdi. Apartman dairesi küçücük, öbürü evet. 4 katlı villa. 60 metrekarelik bir şey. 1000 küsür metrekarelik villa öbürü. Arada yani muazzam fark var. Kıyaslama çok farklı. Tabii hocam. Muazzam bir fark var. Pencereler tavandan tabana kadar. Evet. Bizim bulunduğumuz evde. Orada küçük bir mapen pencere evde. Bunu mahkemenin huzurunda ispat ettik ve beraat ettik. Bu basına yansımadı. Biz de bir sefer tek tek ev ev millete anlatmak durumunda kaldık insanlara. Müslüman kardeşlerimize de, evet. Olmayanlara da, inananlara da, inanmayanlara hepsini anlattık. Yani cihat eden insanın bir de bu konuları ispat etmesi, yani komploların bir oyun olduğunu anlatmakla mükellef oluyor ayrıca. Bak, evet. Yani sırf tebliğinden vakit geçirmiyorsun. Bir de senin dedikodunun yapmamaları için ve yeni yeni oyunlar olmaması için yoğun tedbir almaktan da vakit geçiriyoruz. Şimdi mesela yine bize bir komplo daha hazırladılar yeniden. Yeniden bir oyun daha var şu an. Evet. Şimdi bir ondan da uğraşıyoruz. Toplamışlar 3-5 kişiyi.
İşte her birine bir şey söylemişler. Bir, eskiden bizde yaşayan bir arkadaş bir tanesi, 20 yıl beraber yaşadığımız adam. Gitmiş bunlar çete diyor. Ulan o zaman çete istek 20 yıl bizim aramızda niye yaşadın sen? Değil mi? Yani Müslümanların yiyeceğini niye yedin? Evinde niye oturdun? 20 yıl gözün kör müydü? Evet. Değil mi? 20 yaşına 40 yaşına kadar. Ama baktı ki 40 yaşına geldi ne evi var, ne arabası var, ne para. Hiçbir şey çıkmadı. Cemaatten bir şey kazanmadı. Cemaatten mi de arkadaş grubumuzda. Arkadaşım, evet. Bir sefer biz ne olduk? Hemen çete olmuş olduk. Yani onun inancına. Evet. Gitmiş, gizli tanık olarak ifade vermiş. Ama bakıyoruz tam o yani. O klasik onun uslubu. Evet. Nitekim sonra da öğrendik ki o yani zaten etrafında da söylüyor. Evet. Mesela gidip bunu ispat etmemiz gerekiyor bir sefer. Bu adamın yaptığı iftirayı uğraşıyor. Ayrıca yani böyle bir münafıklığa da ayrıca uğraşmak gerekiyor. Evet. Yani münafık dinetlerinden de ayrıca uğraşmak gerekiyor. Evet. Yani ona da ayrı bir şey vermek gerekiyor. Mesela topluyor genç kızları, çocuklara akıl almaz sözler ettirmişler. Sonra o çocuklar pişman oldular. Dediler ki bizi oyuna getirdiler yani açıkça. Polis dedi de bizi tehdit etti. Korkuttular bizi dediler. Biz de bunu söylemek durumunda kaldık dediler. Ama böyle bir şey yok aslında dediler. Evet. Ama bu sefer onu da ispat etmemiz gerekiyor tek tek. Hem tebliğ yapıyoruz, hem böyle iftiralarla uğraşıyoruz, hem bunların değil mi? Evet. Karşı ataklarından uğraşmaya çalışıyoruz. Yani yoğun bir faaliyet var. İşte bu makbul bir faaliyettir. Maşallah. Yani Müslümanın böyle olması gerekiyor. Buna cihat denir. Maşallah. Ki bu az bile yani. Elhamdülillah. Allah yolunda feda olsun. İnşallah. Değil mi? Evet. Ama biz de istesek evimizde otururduk, biz de pilav sünnet, kavun sünnet derdik değil mi? Biz de göbeğimize kadar sakal bırakırdık, evlenirdik. Kariyer sahibi, işte buzlu yer sahibi bilmem ne falan o kafayla devam ederdik. Aynı mantık. Allah saklasın. Ama bak bu mücadelenin sonucunda söke söke darbizmi Türkiye'de ezdik. Evet Allah maşallah. %99 evet. Oranla şu an milletimiz darbizmi inanmıyor. Ve Türk-İslam Birliği'nin gelişmesi için var gücümüzden gayret ettik. Maşallah. Muazzam bir yansımasını gördünüz. Bakın ana temelleri oluştu şu an Türk-İslam Birliği'nin. Evet. Yani bina kuruldu. Mobilyalar taşınmaya başlandı. Ev sahibini bekliyor, Mehdi'yi bekliyor. İnşallah. Tabii. Binayı kurdular. İnşallah. Yani her şey hazır. Şimdi bak Hamene de diyor değil mi? Türk-İslam Birliği için yine bir açıklama yapmış. Bir de İslam ülkeleri de birleşsin diyor. Bir İslam NATO'su oluşsun diyorlar. Evet. Şimdi bunun için de bir girişim var. Said Nursi'nin dediği işte bu. Milyonlar kişiden oluşan diyor. Müslüman kişilerden oluşan bir ordu da oluşacaktır diyor Mehdi döneminde. İnşallah hocam evet. Milyonlarca değil mi? Evet. Elemanı bulunan diyor bir ordudan bahsediyor Said Nursi.